Arkadaşlar merhaba. Orijinal yayınlarının 9. sınıf ODF çözümlerini yapıyorduk. Geçen dersimizde mantıkla ilgili birinci ödev testimizi yapmıştık. Şimdi ise ikinci ödev testimizi yapacağız. Benden önce denedin değil mi bunları? Evet, güzel. Tamam, şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Buna göre diyor, yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci öncülüğü inceleyecek olsak, bak burada bir değil var. Bu değili ne yapıyordum? Şu üçüne dağıtıyordum. De Morgan kurallarından hatırladın değil mi? Şimdi Q'nun değilinin değili olmuş oluyor. O zaman ne olacak? Q'nun kendisine eşit. V veya'ya dönüşecek. Ve bir de birin değili olmuş olacak. Değil mi? Evet. Bu acaba neye denk mi? Q'ya denk mi diye bakacağım ben. Şimdi arkadaşlar bakın birin değili ne? Sıfır. Değil mi? Burada Q veya arkadaşlar sıfır. Ne olacak? Bu toplama işlemi. Q ile 0'ı topladığım zaman sonuç ne olacak arkadaşlar? Bakın Q'ya eşit olmuş olacak. Değil mi? Dolayısıyla bak Q'ya eşit olmuş. İkisi aynı olduğundan dolayı demek ki birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım şimdi. P veya 1 P'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar bak bu veya olduğundan dolayı bak burada veya var. Burada 1 varsa arkadaşlar bir tane 1 varsa bunun sonucu ne olması lazım? 1 olması lazım. Bak burada ne çıkmış? P çıkmış. Şimdi doğruluk tablosunu hatırlayacak olursak veya'nın P ve Q diyorduk. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bir de ne yapıyorum şuraya? P veya Q'yu ekliyorum. Tablo şeklinde yapalım. Hem konuyu da şöyle bir hatırlatmış oluruz size. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane öncül olduğundan dolayı, daha doğrusu iki tane önerme olduğundan dolayı doğruluk tablomuz ne olacaktı? Doğruluk değerimiz 2 üzeri önerme sayısıydı ya. Evet. Dolayısıyla 2 tane önermemiz var. 2 üzeri 2'den ne yapacak? 4 olacak. Değil mi? Aynı zamanda 4 tane de satırımız olacaktı. Şimdi 4'ün yarısı ne? 2. P o zaman 2 doğru 2 yanlış olacak. Bak burada 2 tane doğru var. Sağ tarafa geçerken yarıya düşüyordu. 2 tane doğru var diye 2'nin yarısı ne? 1. 1 doğru 1 yanlış. 1 doğru 1 yanlış. Şimdi arkadaşlar P veya Q ne oluyordu? Bakın 1 veya 1 1'e eşittir. 1 veya 0 1'e eşittir. 0 veya 1 1'e eşitti. 0 veya 0 ne eşitti? 0 eşitti. Yani şurada dikkat etmen gereken nokta şunlar arkadaşlar. Bak bir tane 1 varsa eğer şunların içinde bir tane 1 varsa sonuç 1'e eşit oluyor. Bak gördük mü? Bir tane 1 var. Ne zaman 0 olmuş? İkisi de 0 olduğu zaman sadece 0 olmuş. Bir tane 1 olduğu zaman sonucun 1 olması lazım. Ama yukarıda bakın burada ne demiş? P demiş. Dolayısıyla ikinci öncül olmayacak. 3'e bakalım şimdi. P kesişim 1'in değili. Şimdi arkadaşlar P kesişim 1'in değili 0. Şimdi P ile bak bu V çarpma demek. P ile 0'ı çarparsan 0 olacak. Burada da gerçekten 0. Değil mi? O zaman bak bu da doğru. Demek ki 1. 3. öncülerimiz doğru olduğundan dolayı cevabımız da C şıkkı olmuş olacak. Geldik 2'ye. Önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak yine burada arkadaşlar şuradaki değili De Morgan kurallarından şunlara dağıtacak olursam tek tek ne olacak? Bak şuna hiç dokunmadım. O yüzden aynen yazıyorum. P kesişim. P'nin değil olacak. Veya V'ye dönüşecek. Q'nun değilinin değili de ne olacak? Q olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki bağlaçlarımıza bakacak olursak V. O yüzden arkadaşlar ben ne yaparım? Şu parantezleri görmezden gelebiliyordum. Hatırladın değil mi? Parantezleri görmezden gelebiliyordum. Kaldırabiliyordum. Niye böyle yaptık? Bak çünkü şurada arkadaşlar P ve P'nin değili ne olacak? 0 olacak. Değil mi? Niye? Çünkü bu 1 olsa P'nin değili 0 olacak. Aradaki bağlaç V olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? 0 olmuş olacak. 0 kesişim Q. Ne oluyor? 0 kesişim Q'da 0 ile Q'yu çarparsan yine 0 olacak. Değil mi? Buna göre bakın doğru cevabımız B olmuş oluyor. 3'e bakalım şimdi. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangilerinin doğruluk değeri 0'dır diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki bağlaçlar hep ancak ve ancak olduğundan dolayı şu ancak ve ancak ne yapalım? Doğruluk tablosunu bir yapalım. Şimdi 1 ancak ve ancak 1 neye eşitti arkadaşlar? Neye denkti? Bakın 1'e denkti. 1 ancak ve ancak 0 neye denkti? 0'a denkti. 0 ancak ve ancak 1 neye denkti? Bu da 0'a denkti. 0 ancak ve ancak 0 neye denkti? 1'e denkti arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre bakın burada ise var ya, bak şuradaki bağlacımızda ise 1 0 burada 100 numaralı kuralımız var. Değil mi? Dolayısıyla bunun sonucu ne çıkacak arkadaşlar? Bak 0 çıkacak. O zaman soru neye döndü? 1
Ancak ve ancak sıfıra döndü. Bir ancak ve ancak sıfırın cevabı neydi? Sıfır. Ben ne olmasını istiyorum? Bak sıfır olmasını istiyorum. Bu oldu mu? Oldu. Birinci öncülümüz olacak demek. İkiye bakalım. Bak şurası sıfır ancak ve ancak sıfır. Nerede? Bak burada. Bunun cevabı ne? Bir. Bakın şurası neymiş arkadaşlar? Birmiş. O zaman sıfır ancak ve ancak bir oldu. Sıfır ancak ve ancak bir. Cevabı ne arkadaşlar? Bak sıfır değil mi? Bak bunun sonucu demek ki neymiş? Sıfırmış. Ben de sıfır olmasını istiyorum. O zaman bu da oldu. Tamam. 3'e bakalım. 1 ise 0. 100 numaralı kural yok mu burada? Evet. O zaman bunun sonucu 0. Bir de yukarıda değeri var. O zaman 0'ın değeri ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. O zaman ne oldu? 1 ancak ve ancak 1 oldu. 1 ancak ve ancak 1 sonucu ne? 1. Ben ne olmasını istiyorum? 0 istiyorum. Bu 0 olmadı arkadaşlar. O yüzden cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş. Tamam. D şıkkı. Geldik 4'e. Olduğuna göre diyor açık önermesinin doğruluk değeri kaç elemandır? Açık önerme olduğunu biz anlıyoruz değil mi? İçinde bir tane değişken olması lazım. En az bir tane. Birden fazla da olabilir yani. Ha, tamam mı? Tamam. Bu ne demekti? Nasıl okuyorduk bunu? X elemandır tam sayılar. Yani tam sayıların elemanı olacakmış bu X. Şimdi buna burada bakalım arkadaşlar. Şöyle 2x kare eksi 1 küçük eşittir 17. Eksi 1'i sağ tarafa atıyorum. Artı 1 olarak geçecek. 17 artı 1 olacak. 2x kare küçük eşittir. 17 artı 1'den 18 gelecek. Bak her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. Ne olacak? Pozitif sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmeyecekti. Bak buradaki ikiler birbirini götürdü. X kare kaldı. X kare küçük eşittir. 18'i 2'ye bölersem ne olacak? 9 olacak. Şimdi buradaki sağlayan elemanlara bakacak olursam. Bak mesela eksi 3 sağlar. Niye? Eksi 3'ün karesi ne yapar? 9 yapar. Değil mi? 2 tane eksi 3'ün çarpımı demek ya bu. Bak 2 tane eksi 3'ün çarpımı. Eksi ile eksiyi çarpınca artı oluyor. 3 ile 3'ü çarpınca 9 oluyor. Tamam mı? 9 küçük eşittir. Bak 9 küçük eşittir 9. Bak buradaki eşitlikten dolayı sağlanır. Tamam mı? Eksi 2 sağlanır. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Eksi 1 sağlanır. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 0 sağlar. 0'ın karesi 0 yapar. 1'in karesi 1 yapar. 2'nin karesi bak 2 sağlar. Değil mi? 2'nin karesi 4 yapar. 4 küçük eşittir 9'dur. Evet. 3 dersem 3'ün karesi 9. 9 küçük eşittir 9 sağlar. Buraya 4 dersem 4'ün karesi 16. 16 küçük eşittir 9 olmaz. Demek ki bak 4 de olmaz. Benzer şekilde bak eksi 4 de olmaz. Eksi 4'ün karesi 16 yapar. O yüzden bak bu da olmaz. Zaten 4 olmuyorsa 5, 6 bunlardan sonrakilerin hiçbiri sağlamayacaktır. Tamam mı? Bizden kaç elemanlıdır diye soruyordu. Bakın küme olarak yazacak olursam eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Kaç tane var? 3 tane burada, 3 tane burada. Bir de 0'ı eklersem toplamda 7 tane, 7 elemanlıymış. Tamam mı? Buna göre bakın doğru cevabımız D şık. Şimdi geldik 5'e. Buna göre diyor yukarıda verilen önermeler ve değillerinin hangileri doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bak P önermesi verilmiş. 3'ün karesi ile 4'ün karesi eşittir 5'in karesidir demiş. Değili nasıl olacak? 3'ün karesi artı 4'ün karesi bak eşit değildir 5'in karesi. Evet. Bak bu doğru değil mi? Değil mi? Eşitlerin değili ne oluyordu? Eşit değil oluyordu. Anlaştık. 2'ye bakalım Q önermesine. X kare artı 1 küçüktür 9 demiş. O zaman bunun değilini aldığım zaman X kare artı 1 büyük eşittir 9 olacak. Bak birinde çentik yoksa öbürkünde çentik olacaktı. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Dolayısıyla bak bu da olacak. 3'e bakalım. R'nin R 2X eksi 1 büyüktür 5 demiş. R'nin değili 2X eksi 1 küçüktür 5 demiş. Bak bu olmaz değil mi? Niye olmaz? Şurada çentik yok ya. O yüzden çentik olsaydı doğru olacaktı. Tamam mı? Doğru yaptın değil mi bunu? Tamam güzel. Demek ki 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık. Geldik 6'ya. Olduğuna göre önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi önermenin değilini alacağımız zaman biz ne yapıyoruz? Komple şöyle şu ifadenin değilini alacağız. Bu değil de ne yapıyorum? Şuna şu V'ye şöyle V'ye ve şuna dağıtıyorum. Şimdi şu kısmın değilini alacak olursam arkadaşlar ne olacak? En az x'ti ya, o her'e dönüyordu değil mi? Her x eleman tam sayı 2x eksi 1 eşittir 11 ya. Bunun değili ne olacak? Eşit değil 11 olacak. Evet. Şöyle aldık. Veya şuradaki veya V'ye dönecek.
Şu ikinci kısmın da değilini alacak olursam her neye dönecek? Bazıya dönecek değil mi? En az 1'e dönecek. En az x eleman reel sayı x kare eksi 1 küçük eşittir 1 ya arkadaşlar. O zaman ne olacak? Büyüktür 1 olacak. Bak bunda çentik var. O zaman diğerinde çentik olmayacak. Anlaştık mı? Tamam. Buna göre uygun cevabımız bakın hangisi? X kare eksi 1 büyüktür. Şu C şıkkı oluyor mu? Şu C şıkkı oluyor sanki değil mi? V demiş. En az x eleman reel sayı x kare eksi 1. X kare eksi 1. Şurada biz şeyi mi unuttuk ya? X kare eksi 1 olacak değil mi şurada? Şurada x kare eksi 1 yazıyor ya. Tamam. X kare eksi 1. Tamam. Buna göre bakın doğru cevap C şıkkı. Evet. Şimdi devam edelim. 7. sorumuzla. Olduğuna göre önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu önermenin olumsuzunu alırken arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bakın komple böyle değilini alacağız. O zaman P'nin olumsuzunu biz nasıl gösteriyoruz? P'nin değiliyle. İki nokta üst üste. En azın arkadaşlar değili ne oluyor? Her'e dönüyor değil mi? Her x eleman z. Z neydi? Hatırladık mı? Tam sayı demekti değil mi? Tam sayılar ne, kaçtan başlar? Eksi sonsuzdan başlar. Artı sonsuza kadar devam eder. 2x eksi 3 eşittir 13 diyordu. Olumsuz ne olacak? Eşit değildir. 13 olmuş olacak. Bu kadar basit yani. Hangisinde var arkadaşlar? Bak herle başlayacak. Herle başlaması gerekiyor. O zaman bak bir kere A ve B şıkkının zaten olma şansı yok. Değil mi? Bunları direkt eleyeceğiz. Her x eleman tam sayı 2x eksi 3 eşit değildir 13. Değil mi? C şıkkında sanki oluyor. Tamam. Geldik 8'e. Olduğuna göre önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak bu önermenin olumsuzunu alırken bu önermenin olumsuzunu alacağız. Değil mi? Şimdi arkadaşlar iseli bir ifade mi var? Evet. O zaman iseden önceki kısma biz ne diyelim? Bak P diyelim. İseden sonraki kısma da ne diyelim? Q diyelim. O zaman bizim önermemiz neye döndü? P ise Q'ya döndü. Bunu ne yapacakmışım arkadaşlar ben? Değilini alacakmışım. Peki ben iseli ifade olduğu zaman neye döndürüyordum onu? V'ye döndürüyordum değil mi? O zaman iseden önceki kısmını ne yapıyordum? Değilini alıyordum. P'nin değil olacak. İse V'ye dönüyordu. İkincisine dokunmuyordum. Bir de bunun ne yapacakmışım? Değilini alacakmışım. Değilini alırken arkadaşlar De Morgan kurallarından bunu buna, buna ve buna dağıtıyordum. O zaman P'nin değilinin değil olacak. P'nin değilinin değil ne olacak? P olacak. Veya V'ye dönecek. Q'nun değil olmuş olacak. Demek ki ben bunu arayacağım arkadaşlar. P dediğim bakın şu ilk kısımda buna dokunmayacağım. Aynen duracak. Aynen duracaksa ne olacak? En az x eleman tam sayı x kare küçüktür 4. Sonra aradaki bağlacımız V'ye döndü. Bak artık. İkincisinin olumsuzunu alacağım. Bak ikinci kısımda Q'nun değilini alacağım. Q dediğimiz bak şu değil mi? Evet bunun değili. Herle başlamış. O zaman ne yapacağım? En aza dönecek. En az x eleman tam sayı virgül x kare küçük eşit demiş. O zaman ben ne yapacağım? Küçüktür. 0 diyeceğim. Bak burada çentik var. O zaman ben çentik atmayacağım buraya. Anlaştık mı? O zaman buna uygun cevabımız hangisi? Bak x kare küçüktür 4. Bak bunlar olmaz zaten. X kare büyük eşit demiş. Bu x kare büyüktür 4 demiş. Bu da x kare büyüktür 4 demiş. X kare küçüktür 4. Daha sonrasında x kare küçüktür 0 olması lazım. Bak şu D şıkkında var sanki. Değil mi? Geldik 9'a. Bazı tam sayıların 3 katının 1 eksiği 20'den küçüktür. Olduğuna göre önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bu da benzer örnek yapmıştık zaten. Hemen biz şıklara bakmadan bir bu doğrusunu bulmaya çalışalım. Bazı tam sayılar diyor ya. Biz o hangi tam sayıların olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O tam sayıları bilmediğimiz için x diyelim. Bazı dediği için ne olacak arkadaşlar? Şuna başına bunu getirmem lazım değil mi? Evet bazı anlamına geliyor ya. Tam sayı dediği için x eleman z demem lazım. Çünkü tam sayıları z ile gösteriyoruz. 3 katının 1 eksiği. Yani x'in değil mi? 3 katının 1 eksiği 20'den küçükmüş. Onu da bu şekilde gösterir. Buna uygun şıkkımız hangisi? 3x eksi 1 küçüktür 20. Bakın B şıkkında mevcut. Tamam mı? Şimdi geldik 10'a.
Olduğuna göre önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karşıtı dediğim zaman ne oluyordu? Bak iseli ifadede oluyordu değil mi? Şuraya P diyordum. İseden sonraki kısma da Q diyordum ya. Bak, P ise Q. Bunun karşıtı ne oluyordu arkadaşlar? Sadece bunlar karşılıklı yer değiştiriyordu. Yani Q ise P oluyordu. O zaman Q, bak başta bunu yazacağım. Q dediğimiz o çünkü. 0 küçük eşittir x kare küçük eşittir 4 ise sonra P'yi yazacağım. P hangisiydi? Buydu. Eksi 2 küçük eşittir x küçük eşittir 2. Bak bu kadar. Kolay değil mi? Hangisinde var? B şıkkında mı var? Sanki şununla aynı değil mi? Bizim yazdığımız. Evet. Evet. Tamam. Geldik 11'e. Olduğuna göre önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? Biz zaten bu karşıt tersi, tersi değil mi? Karşıtı nerede kullanıyorduk biz? İseli bağlaçta kullanıyorduk. Gerçekten de bak burada ise bağlacı var. O zaman iseden önceki kısma bak P diyorum. İseden sonraki kısma Q diyorum. Bak hep aynı numarayı yapıyoruz değil mi? P ise Q. Bak karşıt tersi dediği önce ne yapıyoruz? Biz karşıtan alıyoruz. Yani karşılıklı yer değiştiriyoruz. Yani Q ise P oluyor. Bir de tersini alırken de bunların üzerine değil ekliyorum. Şimdi ilk başta demek ki ilk sıraya ne geldi? Q'nun değil. Q neydi? Bu. Bunun değilini alacakmışım. Değilini alırsam x büyük eşittir 5 olacak. Bak burada çentik yok ya, ben çentik attım. Tamam mı? Sonra sırasıyla bak ne var? İse var. Yazdım. Sonra P'nin değil. P hangisiydi? Bak P burasıydı. Bunun değili de x küp büyük eşittir 125 olacak. Öyle değil mi? Bak burada çentik yok. Bak burada çentik yok. Ben ne yaptım? Buraya çentik attım. Anlaştık mı? Benim yazdığıma uygun arkadaşlar hangisi? C şıkkında mı var? Değil mi? C şıkkı sanki yazdığımıza bizim uyuyor. Evet. Oluyor değil mi? Güzel. Geldik şimdi 12. soruya. Buna göre yukarıdaki önermelerden hangileri açık önermedir? Açık önerme neydi arkadaşlar tanımı? Açık önermenin tanımı neydi? İçinde en az bir tane değişken bulundurulacak değil mi? En az bir tane. Bir tane. Birden fazla olabilir tamam mı? En az bir tane bulundurması gerekiyor. Bakalım birinci öncüle. Bakın en az bir değişken var mı? Var. Bak x burada değişken değil mi? O zaman bak bu açık önerme. X kare eksi 1. Bak x'li bir ifade var mı? Değişken var mı? Var. O zaman bu da açık önerme olur. 6'nın karesi 6, 8'in karesi eşittir 10'un karesi. Hani hiç x, y, z gibi bir değişken var mı? Yok. Bir harf yok değil mi? O yüzden bak bu açık önerme olmaz. Buna göre bak 1 ve 2 sadece açık önermeymiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 13. ve son sorumuza. Koşullu önermesinin tersi aşağıdakilerden hangisidir? Koşullu önerme diyorsa ne olacak? Bir iseli ifade olacak. Var mı iseli ifade? Var. Bak direkt ise yazmamışlar. Sağ S'li şeklinde yazmışlar. Sonuçta bu da ise. Değil mi? Evet. O zaman iseden önceki kısma ben ne diyeceğim? P diyeceğim. İseden sonraki kısma ne diyeceğim? Q diyeceğim. Önermesinin tersi diyor. Şimdi tersi dediği zaman bak P ise Q önermesinin tersi ne oluyordu? Sadece bunlara değil ekliyordum. Değil mi? P'nin değili ise Q'nun değili oluyor. Birinci ifadenin değili olacak o zaman. Bakın P'de mi? Mayıs ayı gelmişse diyor ya. O zaman ne diyeceğim? Mayıs ayı gelmemişse bak ise'yi yazdık zaten. S dedik ya burada. Tamam. Q'nun değili. Q neydi? Kirazlar olmuştur. Bunun değili ne olacak? Kirazlar olmamıştır. Buna uygun şıkkımız hangisinde var? Mayıs ayı gelmemişse kirazlar olmamıştır. A şıkkında var sanki. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.